Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada Lunge'u değerlendireceğiz. Şu an Crypto News üzerindeyiz. Genel itibariyle Lunge üzerine konuştuğumuz ve değerlendirme yaptığımız bir video olacaktır diyebilirim. Bu arada en son ne durumdaydı? Şöyle çok kısa bir bakalım. Evet, saatlikte MA50'den düştü falan filan. Piyasanın rutinine ayak uydurmaya devam ediyor. Neyse şöyle geçelim ve baştan başlayalım. Yani Terra'nın klasik fiyat tahmini Lunge kripto piyasasındaki çöküşe rağmen günün en iyi performans gösteren coin oldu. Neler oluyor diyor. Neler oluyor? Katalizörü yüksek. Lunge'da pozitif hareketler sergilemeye devam ediyor. Tabii konuşmuştuk. Bitcoin desteklese ki destekleyecek. Bu şartlar altında çok daha iyisini de yapacak. Lunge son kripto para piyasası çöküşü karşısında dikkate değer bir dayanıklık gösterdi. 4.09 destek seviyesinin üzerine çıktıktan sonra Lunge yeniden yükselmeyi başardı ve şu anda 95.34 seviyesinde işlem görüyor. Aynen, güzel bir destek çalıştırdı. Bu da tabii duyulan güveni ve pozitif hareketleri bize gösteriyor. Bu etkileyici toparlanma artık Lunge'un yükseliş ivmesini artıran faktörleri anlamaya hevesli olan yatırımcıların dikkatini çekti. Terraform Labs kurucu ortağı Duvon mali dolandırıcılık soruşturması ortasında diyor. Karadağ'da iadeyle karşı karşıya. Aynen, biliyorsunuz ayın 12'sinde de kendisinin duruşması görüldü. Şu an çok büyük ihtimalle şöyle bir durum olacak. Karadağ tarafında öyle çok fazla bir tabii 3 yıl 5 yıl arası falan işte hapis isteniyor falan diyor. Onlar biraz hikaye. Bunlar para cezasına çevrilir. Devamında para cezası ödenip işte ne yaparlar? ABD birini ABD'ye, birini de Güney Kore'ye gönderirler. Terraform Labs kurucu ortağı Duvon'un ülke tarihindeki en büyük mali dolandırıcılık davasına karışmakla suçlandığı Güney Kore'den gelen bir talep üzerine Karadağ'da iade gözaltısı ile karşı karşıya olduğu bildiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ayrıca federal savcılar ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından suçlamalarla karşı karşıya kalması için iadesi istendi. Her iki taraftan da iade talebi var. Dediğim gibi çok büyük ihtimalle Duvon'u gönderirler ABD'ye. Ötekinde yani Han Changshu'nu da gönderirler Güney Kore'ye. Won ve eski Terraform Labs CFO'su Han Changshu'nun seyahat belgelerinde tahrifat yapmak suçlamasıyla Mart ayında tutuklandı. Devam edelim. Von, medya incelemesine konu olan yerel bir politikacıyla olan bağları hakkında da sorgulanıyor. Mayıs 2022'de Terraform Labs'ın Terra ekosisteminin çökmesi tahmini olarak 40 milyar dolara varan kayıpla sonuçlandı. 40 milyar dolara varan kayıpla sonuçlanmadı. Beraberindeki Voyager, Celsius, FTX, Tracy, Silvergate Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank derken yüzlerce milyar dolarlık bir kaybı da beraberinde getirdi ve aylar içerisindeki etkisi sürdü. Haricinde şuradaki mesele yine başbakanın açıklamalarıyla Duvon'un Karadağ üzerinde bir takım siyasi bağlantılarının olduğu iddia edildi. Tabii bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Terra'nın klasik fiyat. Lunge şu anki fiyatı 4.095 dolar ve 24 saatlik işlem hacmi diyor 8.2 milyon dolar diyor. Allah Allah ya, 8.2 milyon dolar olur mu 24 saatlik hacim? Yanlış yazmışlar, 82'dir. Tabii şu anda geriledi, piyasayla da birlikte bir piyasanın tamamındaki hacim çekilmesiyle birlikte ortalama 63 milyon dolar civarında. Volume market cap'i de yaklaşık 12 dolaylarında devam ediyor. Bu da tabii yüksek olduğunu bize gösteriyor. Son 24 saat içinde Terra Classic'in değerinde %2'lik bir diyor düşüş yaşandı. Şu anda Coin Market Cap'te 55 milyon dolarlık canlı piyasa değeriyle 62. sırada yer alıyor. Şu an 65. sırada dolaşımda yaklaşık 5.8 trilyon Lunge coin var. Bununla alakalı dediğim gibi gün içinde de konuşacağız bu meseleyle alakalı. Yine Rexy's'in klasiği yarısını stake edip 100x yaptırma vaadiyle ortaya çıkıyor. Tabii 100x'e kadar gider mi bilmiyoruz ama yarısını stake edebilme hususunda şu anda çalışmalara başladılar. Zannediyorum önümüzdeki bir 2-3 sene içerisinde hiç değilse buna yaklaşabilirler. Muhtemelen her yılda staking'i arttırmaya çalışacaklar.
Bu şartlar altında uzun vadede enflasyon kesinlikle kaçınılmaz olsa bile sonuçta zaten yatırımcılar bu boğa sezonunun dışına çıkmaması gerektiğini, staking oranları %100 olsa, staking oranları sıfır da olsa zaten bunu gayet iyi biliyorlar. O yüzden fark eden bir durum şöyle var. Fark eden bir durum bu sezon için zaten yani gelecek yakın 1-2 yıl içerisinde Lunge'un fiyatlarını olabildiğince yükseltebilir ve çok daha sıkı bir arz yapısı haline, düşük bir arz yapısı haline getirebilir. Bu da her açıdan avantajlı. Terra'nın klasik fiyat tahmini. Teknik açıdan Lunge 4 saatlik zaman diliminde görülebilen başka bir trend çizgisi tarafından onaylanan 4.09'daki kilit destek seviyesinin üzerinde bir sıçrama yaşadı. Bu sıçrama 4.095 seviyesine doğru yükselişe neden oldu. Şu anda Lunge yatırımcılar arasında kararsızlığa ve temkinli bir piyasa duyarlılığına işaret eden simetrik bir üçgen modeli oluşturmuştur. Göreceli güç endeksi ve hareketli ortalama yakınsama sapması da alım ilgisi belirtileri gösteriyor. Devam edelim. Bu göstergeler yatırımcıların hareket etmeden önce net bir sinyal veya olumlu piyasa gelişmeleri beklediğini gösteriyor. Bu arada ilerleyen süreçte daha önce de paylaşmıştık biliyorsunuz. Staking'i yasaklayacaklar. 4.09517'deki acil direnç seviyesini izlemek çok önemlidir. Çünkü bunun üzerinde bir kırılma Lunge'un fiyatını 3.0102.8'e doğru itebilir. Ancak 3.011 seviyesi civarında olası bir ticaretle düşüş senaryosu göz ardı edilemez. Falan filan piyasayı takip edin diyor. Doğrudur. Sonuç olarak bu güncelleme Terra'nın klasik ekosisteminin bir kez daha büyümesine ve Lunge'a olan talebi artıran daha fazla uygulama geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu doğrudur tabii ki. Çok daha fazla dep yapısı üzerinde oluşacaktır. TVL değerlerinde de artışlar tespit edeceğiz. USDC yeniden sabitleme önerisiyle birleştiğinde önümüzdeki birkaç ay Lunge için bazı önemli kazanımlara tanık olabilir. Kesinlikle katılıyorum. Şu anki 4.097 fiyatından önümüzdeki birkaç günde 3.0126'ya ulaşmadan önce muhtemelen 3.0102 dolara geri dönecek. Daha 102'yi kıramadı ancak. Ve plana bir yeniden sabitleme önerisi konulursa diyor. Lunge daha da yükselebilir ve 1 doları geri kazanma yolundaki ondalık basamaklardan bazılarını kaybedebilir. Tabii sıfır atımından bahsediyor. 1 doları kazanabilir mi? Hayır, hiçbir zaman kazanamaz. Ama evet, son kısım doğru. Yani birkaç sıfır tabii ki de kaydırabilir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.